5000 lira emekli ikramiyesi alacak çalışan emekliler dikkat, ödeme için ilk adım atıldı. Bir defalığa mahsus verilecek olan 5000 liralık emekli ikramiyesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 100. yıl kapsamında sonraki düzenlemeyle birlikte çalışan emeklilere de verilecek olan 5000 liralık ikramiyeye ilişkin açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5000 lira ikramiye ödendiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle, tek seferlik verilecek ikramiyeden dışlanan emeklilerin de bu kapsama alınması için bir çalışmanın başlatıldığı ifade edildi. Bu çerçevede, şu bilgiler paylaşıldı. Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti grubuna gönderildi. Tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5000 TL'lik emekli ikramiyesi için ilave bir düzenleme talimatı verdi. Daha önce çalışma durumu olmayan SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmişti. 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi, artık sadece çalışan emeklilere değil, aynı zamanda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere de verilecek. Ödeme tarihi için yasa hazırlıkları başladı ve ortaya çıkan bilgilere göre, ödemenin ne zaman yapılacağı netleşti. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere verilen 5000 liralık ikramiye kapsamı genişletiliyor. Daha önce belirlenen düzenleme çerçevesinde, 1 ila 31 Ekim tarihleri arasında çalışan veya kendi işini yapan emeklilere bu ödeme yapılmamıştı. Bu kapsam dışında, çiftçi kayıt sistemine, ÇKS, kayıtlı yaklaşık 1,6 milyon çiftçi haricinde, emekli muhtarlar ile belediye ve il genel meclisi üyeleri de bu ikramiyeden faydalanamamışlardı. Belediye ve il genel meclisi üyeleri, huzur hakkı alıyor olmaları nedeniyle bu özel ödemenin dışında tutuldular, ancak bu tutar aylık 400 lirayı aşmıyor. Ayrıca vergi mükellefi olan ve faaliyetini sonlandırmış olmasına rağmen ticaret odasında kaydı bulunan esnaflar da herhangi bir ödeme almamışlardı. Cumhurbaşkanı talimatı verdi. Muhtarlar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile AKP'li yöneticiler ve milletvekilleri, telefon trafiğiyle taleplerini iletti. Bu taleplere ek olarak, çalışan emeklilerin ikramiye istekleri de ortaya çıkınca, AKP'li yöneticiler konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmeye karar verdiler.